Merhabalar arkadaşlar, Ebru'nun marifetli ellerine hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Arnavut ciğeri yapalım. Muhteşem oluyor, deneyin, kaçırmayın arkadaşlar. Evet, küp küp doğradığımız patateslerimizi kızgın yağda kızartıyoruz. Hafif pembeleşene kadar yapıyoruz arkadaşlar ve alıp peçete koyduğumuz tabağa döküyoruz yağını çekmesi için. Ciğerimizin kanını süzgeçten geçirdik, süzdürdük ve unumuza, ciğerlerimizi tek tek koyuyoruz ve unumuza buluyoruz arkadaşlar. Elimizle hafiften karıştırıyoruz. Evet, unumuzu iyice buluyoruz ciğerimizi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek tek tabağımıza koyduk ve kızgın yağımıza hepsini döküyoruz ve 3 dakika arkadaşlar, 3 dakikadan fazla kızartmıyoruz ciğerlerimizi. Fazla kızarttığımız zaman kuruyabiliyor. 3 dakika yeterlidir arkadaşlar. Evet, aldık. Evet, ciğerimizi gördüğünüz gibi arkadaşlar, ciğerimiz de olmak üzere. Karıştıra karıştıra arkadaşlar kızartıyoruz. Çevirmemiz gerekiyor sürekli. Evet, ciğerimizi de peçete koyduğumuz tabağımıza döküyoruz. Ve geçelim yapımına. Patates patatesimizi koyduk. Ciğerimizi koyduk. Ve üstüne bir adet ince doğranmış soğanımızı koyuyoruz. Dörde bölünmüş. Maydanozumuzu koyuyoruz. Ve toz biber, pul biberimizi koyduk. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Kimyonumuz. Sumak döküyoruz. Ve 2 kaşık yardımıyla arkadaşlar bunları iyice karıştırıyoruz. Arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Arkadaşlar ben hani az yaptım. Kişi sayımız az olduğu için siz bunu çoğaltabilirsiniz. Harika bir tarif. Bir akşam yemeği çok güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Harika bir tarif. Yani deneyen yorumlara mesaj olarak yazabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika, harika, harika. Mutlaka deneyin. Teşekkür ediyorum.